Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. E2 vizesiyle Amerika'da MBA yaparken CBT ve OPT haklarımı kullanabilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin E2 vizesiyle burada bulunmanız ve E2 vizesi sürecinde eğitiminizi yapmanızda bir sorun yok. Fakat bu eğitiminizi yapmanızın sonucunda uluslararası öğrencilere verilen bu CBT okul sırasında çalışma hakkı ve OPT'de okul sonrası, eğitim sonrası olacak çalışma ilgili haklar sadece uluslararası öğrencilere verilecek haklardandır. Dolayısıyla siz E2 vizesi sahibi olarak o okula gidiyor olsanız da CBT ya da OPT almanız mümkün olmayacak. Bunun tek istisnası ne olabilir? Var olan E2 vizenizi bırakıp öğrenci vizesine geçerseniz, yani öğrenci vizesi durumunu geçiş yaparsanız ve okulunuzla, tabii anladığım kadarıyla siz okula gidiyorsunuz şu an ve okulunuzla da görüşüp eğer öğrenci vizesine şu andan itibaren geçmenizde hala bu haklardan faydalanıp faydalanmayacağınızı öğrenmenizde fayda var. Çünkü siz E2'yi bırakıp F1'a geçiş yapabilirsiniz vizesine, fakat okulunuz diyebilir ki yok, biz maalesef veremiyoruz çünkü geride programın şu kadar süresi kaldı. Siz işte en az bir sene kala bu programı yapmanız lazımdı diyebilirler. Yani son dakika ben öğrenci vizesine geçeyim, OPT hak kazanırım gibi bir yanılgıya düşmeyin. Dolayısıyla okulunuzla görüşüp, okulunuzdaki uluslararası öğrenci danışmanınızla görüşüp bunun üzerine mantıklı bir adım atmanızı tavsiye ediyoruz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.